Merhaba herkese. Bilim teknoloji evrenine hoş geldiniz. Bu hafta First Robotic Competition, yani liseler arası robot yarışmasındayız. Hatırlarsanız geçtiğimiz yılda aynı yarışmaya katılmıştık. Ama bu sefer konsept farklı. Yarışmanın formatları değişmiş durumda. Ve liseli öğrenciler bir kez daha sahada yarışacaklar. Hadi beraber izleyelim bu yarışmayı. Arkadaşlar. Merhaba. Siz Golden Horn takımısınız galiba. Evet. Bize hikayenizi anlatır mısınız? Boynuzlarla ve robotunuzu anlatarak. Tabii. Biz öbür takımlardan bizi ayıran bir özellik bizim farklı okullardan olmamız. Biz 15 farklı okuldan geliyoruz ve sadece İstanbul'dan değil başka illerden de birkaç arkadaşımız var. Hangi okullardan geliyorsunuz? Ben mesela İstek'ten geliyorum. Yaklaşık 18 farklı okuldan bir araya geldik. Ben İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nde, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Hepimiz farklı okullardan geliyoruz. Farklı illerde olan arkadaşlarımız da bize online bağlanıyorlar ve bu şekilde süreçleri ilerletiyoruz. Peki neden isminiz Golden Horn? Golden Horn adını şehrimizin güzelliklerinden biri olan Haliç'ten aldık. Haliç'in İngilizcesi Golden Horn. Biz de yani böyle. Onu temsil etmek. Evet. Peki bize biraz robotunuzu anlatır mısınız? Başlayacağım. Bizim robotumuzun bu sezonki robotun ismi Scorpion. Robotumuz bu sezonun görevlerinden olan yerdeki küp ve konileri toplama ve platforma tırmanma görevlerini yapıyor. Burada görmüş olduğunuz gripper sistemi yerde bulunan küp ve konileri iki tane havalı piston sayesinde tutuyor ve burada gördüğünüz zincir dişli asansör sistemi sayesinde yukarı kaldırıyor. Peki sizce kazanacak mısınız? Tabii ki. O zaman Golden Horn ekibine başarılar diliyoruz. Evet, şimdi yanımızda Fikret Yüksel Vakfı'nın basın sözcüsü var. Özgür Bey, bize bu yarışmayı genel hatlarıyla anlatabilir misiniz? Bu yarışmanın anlamını ve ne ifade ettiğini ve neler olduğunu bu yarışmada. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? First Robotics Competition'ı yapıyoruz. Dünyanın en büyük liseler arası robotik yarışmasını yapıyoruz. Dünya genelinde neredeyse 8000'den fazla, 9000'e yaklaşan bugüne kadar takımın yarıştığı bir yarışma bu. Ve Türkiye bu ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de yapılan bu yarışma bu sene 3 ayaklı olarak yapılıyor. Regional dediğimiz bölge elemeleri yoluyla yapılıyor bu yarışma. Bu yarışma tabii ki de bir robotik yarışması olmakla beraber çok geniş kapsamlı bir yarışma. Yarışmanın sosyal sorumluluk ayakları var. Yarışmanın aynı zamanda en iyi iş planını ödüllendirdiği kategorileri var. En iyi öğrenciyi ödüllendirdiği kategorileri var. Toplamda 16 tane ödül veriliyor mesela. Ve bu ödüllerin her biri aslında sadece teknik anlamda ileri olan yarışmacıları değil, her yarışmacıyı bir anlamda teşvik etmek için veriliyor. Bu yarışmada biz ne yapıyoruz? Sahada görmüşsünüzdür. İki farklı alanımız ve iki farklı alanda duran 6 tane robotumuz var. Bunlar kırmızı ve mavi ittifak olarak ikiye ayrılıyor. Bu ittifaklar belirli görevleri yerine getirerek puan alıyorlar aslında sahada. Toplamda 2,5 dakika süren bir yarışmamız var. Yarışmanın ilk 15 saniyesi otonom periyot olarak geçiyor. Otonom periyotta sahamızdaki konileri ve küpleri belirlenmiş alanlara taşıyan takımlar ilk 15 saniye otonom olarak belli puanlar alıyorlar. Tabii ki de 15 saniyenin sonunda otonom periyot bitiyor. Yarışmacılar robotlarını kendileri sürmeye, bizim sistemimiz üzerinden akredite kontrollü bir sistemle sürmeye başlıyorlar. Ve arkasından da manuel olarak bu yükleri yerine yerleştiriyorlar. O süreçte 2 dakika 15 saniye gibi. Aynen öyle. 2 dakika 15 saniye sürüyor. 2,5 dakikalık bir sürecimiz var. Bu süreç içerisinde son 30 saniyeye girildiği zaman ekstra bir puan kazanmak isteyen takımlar sahadaki platforma çıkarak oradan ekstra da puan alabiliyorlar. Tabii ki de yarışma sonunda orada kalan
robotlara biz ekstra puan veriyoruz. Orada kalmayı başaramayan, dengede durmayı başaramayan robotlara puan vermiyoruz. Aynı zamanda bu platformda da ilk 15 saniyelik periyotta çıkıp orada durmayı başaran robotlar da ekstra bir puan alabiliyorlar. Bunu da unutmadan hatırlatayım. Yarışma böylelikle bitiyor. Hakemlerimiz var sahada. Hakemlerimiz yarışma sırasındaki faulleri kontrol ediyorlar ve çok özel süreçlerden geçerek hakemlerimizi eğitiyoruz. Onların hepsi Amerika'dan, First'ün merkezinden akredite oluyorlar. Dolayısıyla gerçekten tarafsız ve yüksek derecede yarışmacı bir ortam kurmuş oluyoruz. Burada hakemlerimiz puan düşümlerini yaptıktan sonra faullere göre kazanan ittifak belli oluyor. Bunlar bugün yapılan eleme maçları. Yarın da final maçlarımız olacak. Sonra da ödüllerimiz verilecek. Tabii dediğim gibi sadece sahanın birincisi kazanmıyor burada. Burada bu takımlar, bu lise takımları birer startup gibi çalışıyorlar. Yani öğrenci buluyorlar, bir İK departmanı gibi çalışıyorlar. Kendilerini anlatıyorlar çünkü bu robotları yapmak maliyetli. Sponsor buluyorlar. Ondan sonra gidiyorlar, iş planlarını çıkartıyorlar. Gidiyorlar, bütçe tutuyorlar. Maliyetleri ne kadar? Şimdi bu robotlarda bizim bir aslında total maliyet sınırımız yok. Ama her bir kalem malzeme için $600 gibi bir sınırımız var. Yazılımlarda da, donanımlarda da, ama ikinci bir kuralımız var maliyetle ilgili. Bu robotlarda kullanılan herhangi bir parça, herhangi bir yazılım piyasadaki adil ve makul fiyatları geçmeyecek diyoruz. Bunları nasıl değerlendiriyoruz? Inspection dediğimiz müfettişlerimiz var. Bunlar her maç öncesinde, her maç öncesi demeyelim de, takımlar ilk gün geliyorlar, maçlarının öncesinde inspection'dan geçmek zorundalar. Teftiş ediyorlar. Ve bu teftişten geçmeleri gerekiyor. Geçemezlerse yarıştırmıyoruz. Geçmeleri için tavsiyelerimizi veriyoruz. Düzeltiyorlar, geçerlerse yarışıyorlar. Peki Özgür Bey, şimdi benim baktığımda bu deprem yüzünden, ülkemizde yaşanan deprem sorunu yüzünden İzmir'de ve bazı bölgelerde bu yarışmanın yapılmayacağı söylendi. Sadece İstanbul'a alındığı söylendi. Bu doğru mu? Evet, doğru. Bu sene aslında 4 tane regional dediğimiz bölge elememiz olacaktı. İzmir ve Mersin'de olacaktı İstanbul haricinde. Ama maalesef depremden dolayı İzmir ve Mersin etaplarını iptal etmek zorunda kaldık. İzmir'de yarışma yapacağımız alanda depremzedeler geçici olarak konaklayacaktı. Mersin'de de malumunuz depremden etkilenen bölgelere çok yakın. Dolayısıyla bunları iptal edip İstanbul'da ilk iki etkinliğimizin üzerine ek olarak üçüncü bir etkinliğimizi açtık. Diğer etkinliklerimizde de yarışmacı sayımızı artırarak en azından ülkemizin bu yaşadığı zorlukları bir nebze olsun takımlar için hafifletmeye çalıştık. Peki, çok teşekkür ederiz Özgür Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de bu konuştuğumuz yarışmanın bir sahasına bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi maç devam ediyor arkanızda ve ekipler yarışıyorlar. İki ekibin ittifak dahilindeki yarışmasını izliyorsunuz. Ve yukarı baktığımızda da seyircileri görüyoruz. Ekipleri, takımları destekleyen seyirciler. Hepsi takım arkadaşlarını, okullarını destekliyorlar. Her biri ayrı bir liseden geliyor buraya. 75-76 şebeke bir adet daha kübü başarı yerleştirdi. Mavi ittifa döndüğümüzde 75. Arka tarafta ise, şu gördüğünüz arka tarafta ise bu robotları kontrol eden ekipleri görüyoruz. Şebekeye yeni koyuyor. Şimdi takımlar bekleme aşamasındalar. Sahayı görüyorsunuz. Birazdan iki lise takımı yarışacak ve biri kazanacak. Şu an
Robotlar hazırlanıyor. Ekipler son kontrollerini yapıyorlar. Ve gördüğünüz gibi seyirciler de maçı bekliyorlar. Ve hakemler kararlarını verip kimin kazandığını söyleyecekler. Ve maçın sonucu açıklandı. Mavi takım ilk galibiyetini aldı. Az önce sahayı gördük. Şimdi ise pit alanına gideceğiz. Şimdi pit alanı. Robotlarıyla da uğraşıyorlar maç arası. Bakın mesela karşımda doğrudan bir ekip çıkıyor. Robotlarıyla uğraşan bir ekip. İşte burası ekiplerin robotlarını hazırladığı, taktik yaptığı, planlarını kurduğu ve kendi çadırlarının olduğu pit alanı. Mesela şu an bir jüri takımla konuşuyor. Orada jüri ekibinin takımlarla konuşmasını görüyoruz. Gördüğünüz gibi mavi kıyafetler jüri ekibi ve takımla konuşuyorlar. Liseler arası First Robotic Competition yarışmasının sponsorlarından bir tanesi TürkNet. Ve şimdi yanımızda TürkNet ekibinden Yasemin Hanım var ve kendisi aynı zamanda haftaya da jüri üyesi. Yasemin Hanım merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler, siz? Ben de iyiyim. Benim sormak istediğim soru şu. TürkNet neden bu yarışmayı seçti? Biz TürkNet olarak internetin özgürleştirici doğasına inanıyoruz. Bugün burada gördüğünüz ve önümüzdeki 7 gün boyunca da göreceğiniz gençler, yarışmacılar aslında dünyadaki rakipleriyle, dünyadaki akranlarıyla aynı standartlarda bir internet kullanıyor olmalılar ki bu projenin tümünde araştırmadan üretime, sponsorlarını bulmak için kurdukları iletişimlere kadar her aşamada özgürce rekabet edebilsinler ve hedeflerine ulaşabilsinler. Teknoloji üretiminin, teknoloji ihracatının çok kritik olduğunu düşünüyoruz ülkemiz için ve bugün burada yarışan gençler de zaten ülkemizin gelecekteki teknoloji liderleri, teknoloji girişimcileri olacaklar. Biz tam olarak bu yüzden tüm Türkiye'de öğrencileri, teknoparkları, girişimcileri ve 1 milyon üzerinde haneyi TürkNet'le dünya hızında internete ulaştırıyoruz. Gigabit hızında internete ulaştırıyoruz. Tam olarak bu yüzden teknolojinin, bilimin, üretimin olduğu her yerde olduğumuz için bugün de burada olmaktan, bu gençleri desteklemekten çok gururluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Türkiye'deki ilk FRC takımı var. Bu ekibi tanıyalım. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok heyecanlıyız. Biz Türkiye'nin ilk FRC takımı Sultans of Türkiye 1905. Darüşşafaka Lisesi'nin takımıyız. Kaç yılından beri katılıyorsunuz? Biz 2009 yılından beri turnuvalara katılmaktayız. Peki başarılarınız neler? Biz geçtiğimiz sene 2022 Dünya Şampiyonası'nda 400 hatta 500 takım arasından Engineering Inspiration, yani ilham veren mühendislik takımını aldık. Hatta bu sene direkt olarak şampiyonaya gitmeye hak kazandık NASA'nın sponsorluğuyla birlikte. Kimi sponsorladınız? NASA katılım ücretimizi karşılıyor bu sene.
Evet, ekiplerimizi tanımaya devam ediyoruz. Pit alanındayız ve yerli, yabancı çok fazla takımla beraberiz. Bakalım neler var. Şimdi de yanımızda Hintli bir ekip var. Onları tanıyalım. Hello guys. Hello. Hello. Hi. We would like to see how is it going and how things are good or bad for you and what's the name of your team? We're team R Factor. We're from Mumbai, India. Hi. It's going pretty great for us. We're just fixing up before our next match. It's really exciting time. So far, you guys are winning or losing? Yeah, so we're facing some problems at the start, but now we've figured it out and we are on a winning streak and everything is going well now. Could you tell us your robots with details and mechanics? Sure. Yeah, sure. This is our robot. We've adopted a tank drive with 6 wheels. So, and we basically use a gearbox, which is basically a motor connected to a bunch of gears and pinions with spin to increase either the speed or the torque, which is the power of the motor. So over here, that is one of the gearboxes. And we've got also multiple smaller gearboxes like that over there to spin this. So we can do rotate. And we've got motors that power the extension and retraction of this arm. So our goal for this season is to pick up cubes and cones and place them around the field. So place them in certain locations. And this is what this arm does. Our arm has a sort of 3D motion because it can rotate like this, but it can also rotate linearly. So that gives it like a 3D sort of motion. So we can pick up from anywhere. Thank you so much for the informations. I bid you good luck and good fortune for your upcoming matches. Thank you. Thank you so much. Evet, gördüğünüz gibi sadece Türk takımların dışında çok sayıda yabancı takım da var. Bunlardan bazılarıyla konuşma fırsatımız oldu. Ve aslında önemli olan burada şunu anlıyoruz ki dünyanın pek çok yerinden gelen takımlar ve buradaki ekipler sadece ödüller için ya da buradaki kazanımlar için değil, burada tecrübe kazanmak ve kendilerini geliştirmek için yarışıyorlar. Şimdi sol tarafımızda yabancı bir ekip var. Bakalım nerelilermiş, bir onlarla konuşalım. Hello guys. Where are you come from? Shanghai, China. Şangay'dan gelmişler. Guys, what's your team stand for? What's the name of your team? The Cheetahs, and the Cheetahs is a mascot of our school. So in Chinese, our school name is similar to Cheetahs in English. So we use that name for all of our school's teams, including FRC team. And how many of you in your crew? We have 17 people coming here, including two mentors. 17? Yeah, 17. And in our school, there are around 30 persons in our school, in the FRC team. And as an FRC team, what's your ultimate goal? Of course, going to Houston and win the award. Yeah. And I bid you good luck on your future matches. Thank you. Thanks. Goodbye. Bugün elemelerin olduğu bir gün. Takımlar yarışıyor, kazananlar sıralanıyor ve yarın finalde kazananlar belli olacak. Ödüller sahiplerini bulacak. Evet, şimdi de yanımızda bu yarışmanın jürilerinden Hasan Bey var. Merhaba Hasan Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ben ilk olarak size şunu sormak istiyorum.
Burada jürilik gönüllü olarak yapıyorsunuz. Neden bu yarışmayı seçtiniz? Ben elektronik mühendisiyim. Burada çocuklar hem teknik, sadece teknik taraflarını değil, bir takım olarak diğer sosyal yeteneklerini, diğer kreatif yeteneklerini de değerlendirebiliyorlar bir takımın içerisinde. Ben de mühendis olarak buradaki gençlere onların yapabileceklerini, onlara dokunmak, onlara yardımcı olmak, destek olmak için geldim. Bir onları, geleceğin mühendisleri, illa mühendis olmaları şart değil, bilim adamı, sanat insanı olmalarını yol açacak bu yolda. Onlara bir destek olmak istedim, onun için geldim. Çok güzel düşünceniz var gerçekten. Çok çok takdir ediyorum. Ayrıca yaptığınız işte değerlendirmeler yapıyorsunuz ve bildiğimiz kadarıyla 16 tane de ödül var. Peki bu ödüller hangi kriterlere göre veriliyor? Aslında kriterler çok önemli değil. Buradaki şey zaten yarışmanın ana teması robottan daha fazlası. Yani sadece robotlar yarışmıyor, çocukları robotları yarıştırmaya değil. Bu organizasyonda robotu yaparken de öğrenmeleri, birbirlerine yardım etmeleri, destek olmaları, rakibine bile yardım etmeleri, iyi insan olmaları, bilimle buradaki yarattıkları robotun dizaynıyla ilgili kafa yormaları, birbirlerine destek olmaları, birbirleriyle bilgi alışveriş yapmaları ve bu süreçte ki bütün kriterleri biz bakıyoruz. Bir tane kriterimiz yok. Onların hepsini değerlendiriyoruz. Herkesi ödüllendirmeye çalışıyoruz. Herkes kazanıyor. Bir maç skoru sonucunda kazanan takımlar da oluyor. Ayrıca bir sürü ödülümüz var. Amaç herkesin kazanması ve herkesi kazanırken de iyi vakit geçirmesi, öğrenmesi. Bu bütün süreci kazananlar takımı olarak değerlendirmeye çalışıyor. Yani aslında yani önemli olan katılmak ve yarışmak ve burada herkes kazanıyor ve tecrübe sahibi oluyor. Aynen öyle. Herkes kazanıyor. Hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem destek oluyor. Ve bunun sonucunda da bir ödülleri oluyor ve motive olarak buradan gidiyorlar. Ve bu motivasyon onları bir sonraki yarışmaya kadar daha iyi hazırlanıp, daha iyi motive olarak çalışıp tekrar buraya gelmelerine destek oluyor. Çok teşekkür ederim Hasan Bey, verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Şu an ekipler sahada. Robotları kaldırıyorlar ve sahayı diğer maça hazırlıyorlar. Farkındaysanız şu an bizim de taktığımız bu gözlükleri kullanıyorlar. Çünkü robotlardan parçalar fırlayabilir ve tehlike teşkil edebilir. Bu koruyucu gözlükler saha etrafında zorunlu. Ekipler onu götürmeye çalışıyorlar. Her takım kendi robotundan sorumlu. Şu an yanımızda bağımsız bir ekip var ve aynı zamanda geçen sene de şampiyon olan bir ekip bu. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz katıldığınız bütün bölgesel yarışmaları kazandığınızı söylediniz ve bu turnuvanın da favorilerinden birisiniz. Bize biraz takımınızı anlatır mısınız bu Beşiktaş sponsorluğunda? Aslında Beşiktaş sponsorluğunda değil ama biz ekip olarak Beşiktaş'la beraber ilk defa bu işi başlattığımız için, yani robotiği bir spor olarak kabul edip bir spor kulübüne bağlı bir şekilde, spor kulübüyle işbirliği şeklinde robotiği bir branş olarak açtığımız için hala bu kavramı net bir şekilde oturtabilmiş değiliz. Aslında biz Beşiktaş sponsoru değil, direkt Beşiktaş'ın robotik branşıyız aslında. Direkt bu şekilde işliyor süreç. Bizim sponsorumuz Kaban Makine. Bu şekilde ilerliyor yani aslında. Peki takımınız kaç kişiden oluşuyor? Şu anda takım yaklaşık 30 kişiden oluşuyor. Kaç kişi? 30. Oldukça fazla bir rakam gerçekten. Aslında şimdi normal bir rakam. Yurt dışındaki favori takımlara baktığınız zaman sayının 60-70'lere çıktığını görebilirsiniz. Peki bize biraz robotunuzu anlatır mısınız? Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama yine de bilmeyenler için söyleyeyim. Bize her yılın ilk cumartesi günü First tarafından, bizim üstümüzdeki vakıf, nasıl futbolda FIFA var, aynı şekilde bu vakıf tarafından bize bir oyun veriliyor. Bu verilen oyunu sadece bize gerçekleştirmemiz gereken görevler ve bir kural kitapçı veriyor. Bu kural kitapçı çerçevesinde robotlar tasarlıyoruz. Bizim tasarladığımız robotta da öne açılan intake sistemimiz var. Şurada şu şekilde. Bu açılan intake sisteminden
Sonra sahanın her yerinde bulunan ve herhangi bir pozisyonda olan koni ve küpleri sahadan toplayabiliyoruz. Topladığımız koni küpleri içeride bulunan tünel mekanizmasıyla robotun en arkasına kadar iletiyoruz. En arkasını ilettikten sonra ön tarafta şu an gösteremiyorum bir gripper mekanizmamız var. En son tekrardan göstereyim. Gripper mekanizmamızla sabitledikten sonra yani tuttuktan sonra objeyi kolla tersine çevirip atışları gerçekleştiriyoruz aslında. Ama bu robotun en önemli özelliklerinden biri mekanik olmasından çok otomasyonla çok fazla çalışılması üstünde. Çünkü sağda bulunan April Tech'ler sayesinde sürücü tek bir tuşa basarak istediği pozisyona gidip objeyi bırakabiliyor. Herhangi bir ayarlamasına gerek yok. Örnek veriyorum. Sağ grid üst tuşuna basması onun objeyi atması için yeterli. Sağının belli bir yerinde olduğu sürece robot kendisi otomatik bir şekilde kendini hizalayıp bırakmayı yapabiliyor. Peki sizin ekibiniz hangi okullardan oluşuyor? Şu şekilde mentörlerimiz ve öğrencilerimiz şeklinde ayırırsak mentörlerimiz ağırlıklı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Sabancı Üniversitesi'nden, farklı üniversitelerden, Bahçeşehir'den var. Öğrencilerimiz de devlet okullarından, meslek liselerinden, kolejlerden okullarımız var. Kolejlerden örnek vermek gerekirse Robert Koleji'nden, Arkev Okulu'na, aynı şekilde bu yarışmada da yarışan okullardan bile öğrencilerimiz var aslında. Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi'nden, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden, üstüne İzmir Atatürk Lisesi'nden, Eskişehir'de şu an ismini hatırlayamadım bir liseden öğrencilerimiz var. Çünkü bizim için kimin hangi lisede bulunduğu bir engel oluşturmuyor. Hatta bunu bir kriter olarak bile saymıyoruz aslında. Peki bu sene kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Şu şekilde geleneği devam ettirmek tabii ki niyetlerimizden biri ama bir yarışmayı kaybetmeniz bir kablonun kopmasına bakar. Bu da daha önce yaşadığımız bir şey. Şu ana kadar katılmış tüm bölgeselleri kazansak da bizim de kaybettiğimiz kendi bundan önceki takımlarda yarışmalarımız oldu veya off-season yarışmalar oldu kaybettiğimiz. Bunlarda da gözlemlediğimiz gibi anlık bir olay kaybetmenize yeterli bir durum olduğu için net bir şekilde konuşamayız. Ailese bol şans diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüyorsunuz işte bir takım daha kendi robotunu maça hazırlıyor. Şimdi yanımızda çok özel bir ekip var. İşitme engelli bir ekip. Ve onlarla konuşacağız. Merhaba, hangi okuldan geliyorsunuz? Ve bize takımınızı anlatır mısınız? Biz Türkiye'de ve dünyada ilk defa işitme engelli olarak 2022 yılında takımı kurduk. Hepimiz farklı okullardan geliyoruz. Farklı ilçelerden, farklı yerlerden geliyoruz. Bir arada buluşup beraber gelişim koleji atölyesinde buluşup çalışıyoruz. Ve ayrı zamanda 5 tane mühendisimiz var işitme engelli. Hepimiz işitme engelliyiz. 25 tane yarışma atı var. 9 kişi de yarışmaya geldiler. Ve ayrı zamanda bizim amacımız işitme engellilere mühendisliği sevdirmek. Çünkü dünyada işitme engelli mühendis sayısı çok az. Gerçekten hem işitenlere hem işitme engellilere örnek olmamız bizim için çok önemli. Ve cesaretimizi göstermek bizim için çok önemli. Yapabildiğimizi göstermek önemli. O yüzden de biz tüm cesaretimizi yenerek buraya geldik. Ve şu anda yarışmalara katılıyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika bir ekip gerçekten. Şimdi sadece kadınlardan oluşan bir ekiple beraberiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, biz 77-48 Sektör Robotics. FRC Teknofest Mev Robot Küp Çeşitli Yarışmaları katılım gösteriyoruz. Aynı zamanda farklı projelerde de yer alıyoruz. Hangi okuldan geldiniz? Tenzilerden, Kızılandalı Yamatip Lisesi. Yamatip Lisesi'nden geldiniz, öyle değil mi? Bu en son galiba sizin maçınızda. Sonucu ne oldu? Sonucu şöyle, ittifakla bazı anlaşmazlıklar oldu. İşte istediğimiz stratejiyi ittifaktaki takımlar tam uygulayamadı. Bazı aksaklıklar yaşadılar. O yüzden çok olumlu değildi ama önceki maçlarımızda gayet olumlu sonuçlar aldık ve kazandık.
Peki bize biraz robotunuzu tanıtabilir misin? Tabii robotumuzu tanıtayım. Robotumuzu aslında Airbot tasarımından ilham aldık. Ancak Airbot biraz daha yurt dışındaki malzemelerden üretildiği için biz kendimiz Türkiye'de bulabileceğimiz malzemelerle güncelledik aslında. Kendi 3 boyutlu yazıcımızdan çıkardığımız parçaları kullandık. Robotumuz çok dengesizdi. Airbot da aynı şekilde çok dengesizdi. Bunu nasıl dengeleyebiliriz diye düşünürken dumbbell'lar koymayı tercih ettik. Robotumuzun kendi has özellikleri bunlar aslında. Otonomda üste küp koyabiliyoruz, ardından taksi yapıyoruz. Yine human player'ın olduğu yerden elementlerimizi alıp yerleştirebiliyoruz. Stabil bir şekilde çalışan robotumuz var. Peki size bu süreçte kimler destek oldu? Bu süreçte bize Üsküdar Belediyesi, Borsa İstanbul destek oldu. Aynı zamanda okulumuzun desteği de var. O şekilde ilerledik. Peki bu yarışmada şansınız ne durumda? Hala kazanma şansınız var mı? Zaman kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ama bizim takım olarak bir mottomuz var. Asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim. Bu mottoyu her zaman benimsiyoruz ve bu şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi maç başlamışken yanımızda bu yarışmanın hakemlerinden birini yakalamış bulunuyorum. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Ali Şiviloğlu bu yarışmanın hakemlerinden biri ve benim merak ettiğim şey, bu yarışmanın kısaca kuralları neler ve neye göre puanlama yapılıyor? Şimdi öncelikle şimdi bir takımda 3 tane robot bulunuyor. 3'er takım, toplam 6 takım burada yarışıyor. Örneğin burada 3 takım kırmızı takım olarak yarışıyor. Ve örneğin şurada bir tane rampa var. O rampadan çıkarsa bir puan oluyor, belli bir miktar. Ondan sonra yakın tarafta göreceksiniz bazı boşluklar, delikler var. O deliklere coinleri koyarsa puan alabiliyor. Veyahut onların arasındaki boşluklara da küpleri yerleştirirse gene puanlar alabiliyor. Bu şekilde puanlama. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi karşımızda Paş Robotik takımı var. Biraz onları tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız ve bu yarışma sizin için nasıl gidiyor? Ya iyiyiz, çok güzel gidiyor. Evet, bayağı iyi. Çok heyecanlı. Siz Nişantaşı Üniversitesi'nden mi geliyorsunuz ekip olarak? Hayır. Ya biz 14 farklı okuldan geliyoruz. Hangi okullar var aralarında? Aralarında Demirören Medya var, Öğrenciden Armağan var, Borsa İstanbul zaten atölyemizin bulunduğu okul. Yani şu anda 14 okulun tam hepsini hatırlamıyorum ama... Çapafen, Adnan Menderes. Peki buradaki görevleriniz neler dağılım olarak? Mesela sizden başlayalım. Ben güvenlik kaptanıyım. Pit'teki güvenlikten ben sorumluyum. Arkadaşlarımın can güvenliği bana emanet. Ben ilgileniyorum. Çok güzel. Peki siz? Ben PR bölümündeyim takımda. Tanıtım dosyası olsun. Buraya gelen misafirlerimizin sordukları soruları ben yanıtlıyorum. Okullarım. Peki siz? Ben PR'deyim. Bugün de Impact sunumuna girdim. Takımımı tanıttım. Böyle bu şekilde. Takımdan tanıtım dosyasına da yardım ettim. Yapım sürecinde. Şu anda ekibin robotu geldi. Bana robotunuzu anlatabilir misiniz? Evet, ben anlatabilirim. Şimdi şöyle, biz robotumuzda 4 tane MK4 server modülü kullanıyoruz. Server modülü nedir diye sorarsanız, aslında süpermarketteki arabalar var ya, onun gibi hareket eden robot tekerlek sistemi. Şimdi otonomda 2 küp atıyoruz ve dengeye çıkıyoruz. Robotumuzda en önemli özellik intake'in hızlı olması ve çok iyi olması bize bir avantaj sağlıyor. Intake'imiz şöyle açılıyor dişli sistemler sayesinde. Şöyle açalım. Şöyle açılıyor ve küpü veya koniyi atabiliyor. Buradaki pistonlar sayesinde bunlar kapanıyor, şuradaki tekerlekler. Ve Neo motor sayesinde tekerleklere tahrik veriyoruz. Bu şekilde intake'imiz çalışıyor. Buradaki dişliler sayesinde asansörümüz yukarı aşağı çıkabiliyor. Bu şekilde küpü ve koniyi alabiliyoruz. Anlarım. Bu şekilde. Robotumuzda 3 kamera kullanıyoruz. 2 tane Limelight. 2 Limelight'tan birisi görüntü işleme, birisi sürücü için. Bu da webcam kamerası. Ekstra bir bakış açısı kazandırmak için.
Çok teşekkür ederim. Peki şu ana kadar maçlar ne durumdasınız? Şu anlık iyi gidiyoruz. Impact sunumumuz olsun veya şu anki maçlarımız olsun hepsi çok iyi gidiyor. Umarım hepsi böyle devam eder. Oldukça heyecanlıyız, mutluyuz. O zaman Pars ekibine başarılar diliyoruz. Loja'da enteresan bir isimle karşılaştım. First yarışmasının, lise arası bu yarışmanın Amerika'dan gelen teknik danışmanı. Kendisi çok eskiden beri burada bu yarışmalarda bulunuyor ve bunları temsil ediyor. Ve şimdi de İstanbul'da Barat Nain. Hello, Mr. Nain. Hello. I would like to ask only one question, and that is, why is first robotic competition important for this part of the region, and why is important in generally in the world? Because you're coming from the USA as well. I think one of the coolest things that's happening here is these kids are getting to build relationships at a very young age. In the US, there's a big network, and here too. But this is a very unique opportunity that these kids have, which is basically to network with each other while they are in high school. And as they grow older, these relationships are going to really create and move forward big missions in life, big initiatives, big progress in the world. So I'm thrilled, I'm really excited about it happening here in Turkey. I'm really excited that there are teams coming from Asia, from Europe, right here, literally at the center of these two continents meeting. Evet, şu an gördüğünüz ekip, jüriler kendi aralarında konuşup, notlar alıp, değerlendirip buradaki ödüllerin kimlere verileceğini kararlaştırıyorlar. Fransız Lisesi'nden bir ekiple konuşacağız. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ari Kayaer. Set takımındayız. Hangi liseden geldiniz? Saint Michel Fransız Lisesi'nden geldik. Yaklaşık 3 aydır çok yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Sabah akşam. Orada yemek yiyoruz. Orada gerekirse sabahlıyoruz. Ne kadar zamandır bu yarışmaya hazırlanıyorsunuz? Ya sene başından beri aslında yani. Ekim ayında kurulan bir takım zaten bu. Okul ve kulüple birlikte. Aynı ilk seremiz. Rookie takımız o yüzden. Çaylak takım olarak yani burada mücadele ediyorsunuz. Evet. Şimdiye kadar kaç maça çıktınız? 4 sanırım ya da 5. Bugün 5. maç yaptık. Şimdi 6. hazırlanıyoruz. Sonuçlar nasıl gidiyor sizin için? Fena gitmiyor. İlk 4 maç çok iyi geçti bizim açıdığımızda ama sonra bağlantı sorunu yaşadık. Teknik aksaklıklar yaşadık. Evet ama hala umudumuz var yani. İyi gittiğimizi düşünüyorum. Umutsuzluk yani bizi daha kötü etkileyecekti her zaman. Hep destek tam destek takımımıza. Evet. Belki çaylaklar ödülünü alırsınız kim bilir. Vallahi inşallah diyoruz. İnşallah. Size bol şans ve başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Şu an arkanızdaki ekranda göreceğiniz üzere hala maçlar devam ediyor ve ekipler yarışıyorlar. Ve buradaki en önemli detay aslında buradaki ekiplerin tamamen koordineli bir şekilde bir ekip çalışmasıyla mücadele etmesi ve burada deneyim kazanması.
sonraki maç Albatros takımının ve şu an yanımızdalar. Heyecanlı mısınız? Evet. Son derece heyecanlıyız. İttifaklarımızla sürekli strateji değerlendirmesi yapıyoruz. Bakalım duruma göre değerlendiriyoruz tekrar. Bakalım yarışacağız. Ne kadar sürede çalıştınız? 2 ay. Evet. Zaten bütün takımların Ocak'tan itibaren 2 aylık süreleri var. Robotları hazırlamak için belirlenen görevlere göre. 2 ay boyunca full çalıştık ama son haftalarda neredeyse uyumadık diyebilirim yani. Peki şimdilik nasıl gidiyor maçlar sizin için? İyi gidiyor ama bu takım arkadaşları bazen biraz şey yapabiliyor, kötü oynayabiliyor, bilmem faul yapabiliyor. Onlardan birazcık aşağıda. Daha iyi olabilirdi ama yardım elimizden deniyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz şu anda. Kötü durumda değiliz ama bazı fonksiyonlarımızı deaktif etmek durumunda kaldık. Ama ona rağmen şu an iyi gidiyoruz. Albatros takımına çok teşekkür ederiz ve bol şans diliyoruz. Yanımızda bu yarışmanın organizatörü olan ve aynı zamanda Fikret Yüksel Vakfı'nın da başkanı Alex Bey var. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim, geçen sene de karşılaşmıştık, sizinle röportaj yapmıştık. O zamandan bu zamana bu yarışmada neler değişti ve neler kazanıldı? O zamandan bu zamana yaklaşık 30 daha takım ekledik Türkiye'de. Peki kazanan öğrenciler, takımlar kendileri herhangi bir staj ya da bursla ödüllendiriliyor mu? Aslında bu yarışma her katılan öğrenciler kazansa kazanmasa eşit şekilde burslar, stajlar sunuyoruz. Kazanmak önemli değil robot ya da ödüller. Sadece katılmak, çünkü katılınca kişisel kazandığın beceriler çok önemli ve her takım onu kazanıyor. Anladım. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Evet, geçen hafta sıralama maçlarını, eleme maçlarını görmüştük. Bu hafta finallerdeyiz. Maçlar son derece heyecanlıydı ve artık sona doğru geliyoruz. Maçlar bitti ama heyecan dinmedi. Hala buradaki izleyiciler çok coşkullular. İşte gördüğünüz gibi ortam gayet güzel. Evet, gördüğünüz gibi ortam gerçekten şahane ve bu turnuvanın en önemli ödülü olan Impact ödülü birazdan verilecek. Şu an herkes onu bekliyor. Arkanızdaki first topluluğun güçlü desteğiyle her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi son ödül bölümümüzün zamanı geldi. Hayvanlar aleminden aramıza katıldılar. Zorluklara rağmen eğlenmeyi ve bir arada olmayı bildiler. Kuş olup Sultan Gazi'ye uçtular. Rookie All-Star ödülünü kaptılar. Tebrikler. 90-83. Team Roche'ya.
topçu benziyor. Heyecanlar ödüllerini almayı unuttular. Ve şimdi tekrar geri geliyorlar. Çaylaklar takımı olarak ödülü kazandınız ve hatta ödülü unuttunuz heyecanla. Ne hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyız. Onu fark ettik. Başka? Biz çok küçük bir takım olarak başladık. Çok çekirdek bir takım olarak başladık. Çok fazla zorlukla başa çıktık açıkçası bağımsız bir takım olarak. Ve şu anda bu ödülü jüriler tarafından takdim edilmek bizim için en büyük sevinçti. Seneye de aynı şekilde en iyi halimizle buraya gelmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bol şans. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Evet, şimdi kazanan şampiyon takım geliyor. Evet, kazanan Darüşşafaka. Darüşşafaka takımı kazandı. Ve şimdi sahneye geliyorlar. Evet, gördüğünüz gibi şampiyonluk sevinci yaşıyorlar. Karşınızda turnuva şampiyonu kazanan Darüşşafaka takımı var. Arkadaşlar, tebrik ediyorum hepinizi. Ve başarınız devamını diliyorum. Ama ne düşünüyorsunuz? Hisleriniz neler? Bu süreç sizin için nasıldı? Biz Sultans of Türkiye 29.05 ve Türkiye'deki ilk FRC takımıyız. 2009'da biz bu yarışmaya katılmaya başladık. Bu benim takımdaki 4. senem. Ve yarattığımız etkiyi herkese yaratabiliyor olmaktan çok mutluyuz. Son 5 yıl içinde 60 milyon insana ulaştık. Toplam üyelerimiz son 5 yılda 53 farklı şehirden geliyor. Ve yarattığımız etkiyle 34 farklı ülkeye ulaştık. Biz yaptığımız etkiyi her zaman daha da ileriye götürmek istiyoruz. Çünkü biz yaptığımız robotla yalnızca kendi atölyemizde kalmıyoruz. Ve bu ilhamı ona ulaşamayan herkese ulaştırmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Tebrik ederiz.
Evet, bu seneki liseler arası robot yarışmasında sonuna geldik. Kazanan takımlar belli oldu. Ama buradaki en önemli şey aslında bu takımları desteklemek ve bu gençlerin geleceğin beyinlerinin daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. Biz de işte bu yüzden buradaydık. Seneye tekrar olduğunda belki yine tekrardan burada oluruz. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir programla bilim teknoloji evreninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.